kalmak. Bir korona var, bir korona var. Sana bana yaşlılara hepimize var. Evde kalmak el doğru olur. Hepimizi tek bu korur. Evden kimse çıkmaz ise aileler hep bir olur. Bir korona var, bir korona var. Sana bana yaşlılara hepimize var. Hiç kimseye bir şey olmaz önlemini alırsa. Evde kal, evde kal ve bekle geçene kadar. Sabırla, umutla bitecek hepsi sonunda. Evde kal, evde kal ve bekle geçene kadar. Sabırla, umutla bitecek hepsi sonunda. Herkese merhabalar. İpsa İnternetimizdeki İlham canlı yayın serisinin ikinci programı ile karşınızdayız. Bugün bizler için, benim için ve eczacılık camiası için çok önemli, çok değerli bir ismi ağırlayacağız. İpsa International'da da 10 yıl kadar İpsa International'a danışmanlık yapmış Profesör Doktor Afife Mak bugün bizlerle olacak. Bugün hocamızla birlikte hocamızın hayatını konuşacağız. Çünkü bizler biliyoruz ki bizler için bir ilham kaynağı niteliğinde ve mesleğimiz açısından da büyük bir öneme sahip, güzel bir yaşantıya ve akademik kariyere sahip kendileri. Bugün önceki günlerden farklı olarak doğrudan hocamızla birlikte canlı yayını başlatmak istedik. Çünkü bu zaman kısıtlı zamanda zamanı ne kadar güzel kullanabilirsek o kadar güzel, verimli bir program olabilir diye düşündük. Tahmin edersiniz ki bugün oldukça yoğun bir programımız var. Bu sebeple lafı fazla uzatmadan doğrudan hocama sözü bırakmak istiyorum. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Sizi bu ekranda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sözlerimize başlamadan önce söylemek istedikleriniz varsa eğer. Hepinize sağlık ve sabırlar diliyorum bu olağanüstü günlerde. Evet, bu güzel bir parantez arası olacak bu sıkıntılı günlerde. Çok teşekkür ederim. Ben de çok büyük bir zevkle bu söyleşiye katılıyorum. Çok teşekkürler. Müsaadenizle bizim böyle heyecanlı dakikalarımızda aksiliklerimiz eksik olmaz. Ekranda sizin görüntünüz kaydı, onu düzelttim bu esnada. Biraz da heyecan yaptım, çok güzel bir metin hazırlamıştım. İnşallah güzel bir şekilde aktarmışımdır içimdeki düşünceleri, beynimdeki düşünceleri. Dediğim gibi bugün oldukça geniş ve değerli konuşmalar yapacağımızı düşünüyorum. O yüzden dilerseniz yavaş yavaş sorularımıza geçelim. Açıkçası Afife Mat'ı ağırlamakta, Afife Mat'ın akademik hayatını konuşmak için sabırsızlanıyorum ama bir o kadar da Afife Öztekin'in çocukluğunu... Evet, 2 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da doğmadım. Karadeniz kıyısında Fatsa'da doğdum. 2 yaşında ailem İstanbul'a yerleşmiş. Büyük babam ve ailesi Osmanlı-Rus Savaşı'nda Kafkasya'dan gelmiş. Yani Çerkes kökenli bir aileyiz. Karadeniz sahiline yerleşmişler. Sonra da İstanbul'a göç etmişler. 2 yaşından beri benim çocukluğum Beşiktaş'ta, Çırağan'da geçti. Çırağan'da bizim oturduğumuz ev geçen seneye kadar yerinde duruyordu o apartman. Geçen sene yıkıldı. Hep geçerken bakıyordum oraya. Önümüzdeki iki bir arsa boştu. Yani biz doğrudan o yolu görüyorduk. Beşiktaş'tan Ortaköy'e giden yolu. Yıldız Parkı çok yakınımız. Biz hafta sonları hep yürüyerek Yıldız Parkı'na giderdik. Yolu görüyorduk dedim. Çünkü yoldan geçen bütün her şeyi görebiliyorduk. O zaman Yıldız Parkı'nın girişinde atlı polisler vardı. İstanbul'da atlı polisler vardı. Ve onlar geçerdi önümüzden.
Hala bilmiyorum duruyor mu orada. Yıldız Parkı'nın girişinde atlı polis yok artık herhalde sanırım. Çırağan Sarayı daha harabe halindeydi. Ve onun bir yüzme havuzu vardı. Ben küçükken abim beni oraya yüzmeye götürürdü. Ben ilkokulu Barbaros İlkokulu'nda okudum. İlk 3 seneyi. O ilkokulun yerinde bugün Four Seasons Oteli var. Çok güzel bir yerde yaşadım. Çok güzeldi. Ağaçlar tabii ki o yol her zaman zaten çok sevdiğim bir yoldur. Dolmabahçe'den Ortaköy'e kadar giden o ağaçlıklı yol çok sevdiğim bir yoldur. O zaman İstanbul'u tabii tramvay vardı o zaman da sonra kaldırıldı. Bütün devlet adamları, konuklar Yıldız Parkı'na götürülürdü, şale köşküne. Ve tabii önümüzden geçerlerdi açık arabayla. Onları görürdük, çok keyifliydi. Sonra tam karşı köşemizde de eski konservatuvar vardı. İstanbul Konservatuvarı eskiden oradaymış. Biz oradayken boşaltıldı o konservatuvar. Başka yere taşındı. Ve biz oradayken o konservatuvarda, boş konservatuvarda yangın çıktı. Onu da hiç unutmuyorum. Tam böyle iki adım ötemizde bir yangın. Büyük bir heyecandı. Evet, sonra dördüncü sınıfa geçtiğimde Fatih'e taşındık. Fatih'e niye taşındık bilmiyorum. Fatih, şimdiki Fatih'le dağlar kadar fark vardı arasında. Hiç ama hiç ilgisi yoktu. Çok nezih bir semtti, kalabalık değildi. Caddede, ana caddede volta açısından 4-5 genç vardı. Onlardan biri de benim abim de üniversite öğrencisi. Yani şimdikiyle hiç ilgisi olmayan bir semtti Fatih. 1981'de biz karşıya taşındığımızda yavaş yavaş bazı apartmanlar bugünkü görünümü almaya yeni yeni başlamıştı. Evet, ondan sonra işte 81'de Erenköy taşınıncaya kadar Fatih'e geçti hayatım. Evet. Hocam, peki çocukluğunuzda düşlediğiniz meslek de eczacılık mıydı? Eczacılık hiçbir zaman aklımdan geçmedi. Üniversiteye girinceye kadar hiçbir zaman düşünmedim. Hep ilkokuldayken bir şey düşünmedim sanırım. Ama ortaokulda doktorluğu düşünmeye başladım. Tıp, yani doktor, benim bütün hayalim doktor olmaktı. Üniversiteye girişimi daha sonra anlatayım. Devamında zaten sorular birbirini bütünleyecek diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla cevaplarınıza müdahale etmek istemiyorum. O yüzden müsaadenizle üçüncü soruya geçiyorum. Açıkçası Afrikamat denilince benim için arka fonda Edith Piaf çalmaya başlıyor. İkinci dilinizin Fransızca olduğunu da biliyorum. Bu durumun başlangıcı sanıyorum Fransız ekolünde bir eğitim veren Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi. Bu konuda saatlerce konuşabilirim ama kabaca lise hayatınızı anlatır mısınız? Evet, şu anda niçin bir Edith Piaf ya da Jacques Brel çalmıyor diyebilirim sana. Fon müzik. Evet, ilkokulu o zaman bütün bu yabancı okullar, kolejler her birinin ayrı sınavı vardı. Sınavla giriliyordu. Beni sınava hazırlayan ve bu sınavlara kaydettiren küçük abim oldu. Biz Beşiktaş'ta otururken komşularımız vardı. Komşumuzun işte bir oğlu, iki kızı vardı. O iki kız damlasyonda okuyorlardı. İleri de abimin arkadaşıydı. Yani onlardan damlasyona gidip gelirken işte üniformalarıyla abimin çok hoşuna gidermiş. Beşinci sınıfı bitirirken ben, beşinci sınıfta bana bir getirdi. Ben o test kitabını çalıştım. Beni okullara kaydettirdi, sınavlarına. Bir high school'a kaydettirdi. Saint-Pulcherie'ye bir de Notre Dame de Sion'a. İlk sınav high school'un sınavıydı. Ona girdim, kazanamadım. İkinci sınav Notre Dame de Sion'du. Girdim, onu kazandım, belli oldu. Ondan sonra Saint-Pulcherie'nin sınavına girmedim tabii ki. Yani biz ilkokuldan sonra iki sene hazırlık okuyarak Fransızcayı öğrendik. Notre Dame de Sion o zaman kız lisesiydi, Fransız kız lisesiydi.
1856'da açılmış bir okul. İstanbul'da 1856'da kurulmuş. Oldukça eski, köklü bir okul. O zaman rahibeler vardı. Yani idarede rahibeler değildi ama tabii ki az sayıdaydı rahibeler. Çok sayıda sivil hocamız vardı. Fransız hocalarımız da vardı. İki sene sadece Fransızca öğrendik. O iki sene hazırlıktan sonra 6. sınıfa başladık. O nedenle çok sağlam bir Fransızcamız var. Özellikle o kadar çok ödev verirlerdi ki hata yapınca sürekli aynı şey sayfalar dolusu yazma gibi ödevler. O yüzden çok sağlam ve çok sıkı bir eğitimden geçtiğimiz için üniversiteye geldiğimde bana böyle çerez gibi geldi üniversite eğitimi. Ortaokul lise öğretiminden sonra. Çok sıkı, disiplinli bir eğitimdi. Ama biz gene de o disiplinin içinde eğlenmesini bilirdik. Disiplin ama mantıksız bir baskı yoktu. Bizi kültürel anlamda da geliştiriyorlardı. Yani sanata, kültüre ilgi duymamızı sağlıyorlardı. Mesela öğle tatilinde bir kısmı okulda yemek yiyordu, bir kısmı evine gidiyordu. Hatta o sanat öğle tatilleri olduğunda evine yemeğe gitmiyordu arkadaşlar da. Ben çok iyi hatırlıyorum 8. sınıfta pick-up getirip bizim sınıf rahibimiz diyeyim, sınıf sörümüz bize bütün Beethoven'in eserlerini, Beethoven'in senfonilerini dinletmişti ve onların her notanın anlamını anlatarak onların hepsini o zaman öğrenmiştik. Yani klasik müziğe daha ortaokuldan ilgi duymaya, dinlemeye başlamıştık. O sene sınıf arkadaşımız, çok yakın arkadaşım, VIP Turizm'in sahiplerinin kızı Yasemin Piritçioğlu. Onlar o sene VIP Turizm Mısır'a ilk defa gezi düzenlemişti. Bizim sınıf sörümüz de, rahibemiz de Mısır'da öğretmenlik yapmış. Mısır hakkında çok şey biliyordu ve biz slaytlarla bize Mısır anlatıldı. Mısır medeniyeti anlatıldı. Ben o piramitleri o zaman ilk öğrendim. Yani derslerin dışında birçok şeyle de ilgi duyuyorduk, ilgilendiriliyorduk. O konular da bize anlatılıyordu ders saatlerinin dışında. Evet, bu kadar anlatayım. Yayınınız çok güzel gidiyor ama ya aksilik olacak ya. Sizin görüntünüz arada kayıyor bir taraftan. Burada kontrol etmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın güzel. Dördüncü soruma geçiyorum. Hayallerini de canlandırsınlar beni. Dördüncü sorumuza geçiyorum müsaadenizle. Lise döneminin sonuna kadarki süreçte kendinizi değerlendirmenizi rica etsem. Öztekin nasıl bir öğrenciydi? İyi bir öğrenciydim. Çok iyi bir öğrenciydim. Özellikle matematik konusunda çok iyi bir öğrenciydim. Zaten biz de 10. sınıfta fen ve edebiyat diye iki şubeye ayrılmıştı. Tabii ki ben fen şubesindeydim. Dediğim gibi matematiği çok seviyordum ve matematikte sınıftaydım. Biz de her yıl, her sınıfta, sene sonunda bir birincilik ödülü verilirdi, bir de onur ödülü verilirdi. Birincilik ödülünün örneğin liserada bir hocamızdan daha bahsedeyim. Hazırlık sınıfından beri tüm lise ve fakülte hayatı boyunca benim sınıf arkadaşım olan Nuri Akif hocanız, biyokimya hocanız, o çok çalışkandı. Birincilik ödülünü hep o alırdı. Onur ödülü de bana verilirdi. Onur ödülü şöyle de eski yani de verilirken lisede sınıfa sorulurdu kime verirsin diye. En yani arkadaşları tarafından en çok sevilen, en aktif olan öğrenciye. Ve onur ödülünü 3 yıl boyunca ben aldım. Liseyi bitirmeye kadar. Evet. Peki hocam, az önce belli bir döneme kadar eczacılık hiç aklımda yoktu. Doktor olmayı planlıyordum demiştiniz ama eczacılık fakültesine başlangıcınız nasıl oldu? Benim lise yıllığımda da
bana tıp eğitiminde başarılar diliyor arkadaşlarım. Ben tıptan başka hiçbir şey düşünmezdim. Ama bu arada ben sınıfı fotoğrafçısıydım. Hem de fotoğraf makinesi sürekli derslerde, ders dışında, üstlerde, gezilerde, her yerde fotoğraflar çekerdim. Böyle çok geniş bir albümümüz var hepimizin. Ben sadece tıp düşünüyordum. Lisesini bitirirken her dersten sınava giriliyordu. Bizim dönemimizde bir değişiklik oldu. Her dersten tek tek değil, Türkçe, sosyal bilimler, fen bilimleri, matematik ve Fransızca'dan, yani 5 dersten sınava girdik. Bütün sınavlar bittikten sonra, son sınavımızdan üniversite sınavına kadar arada tam 15 gün vardı. Ve biz fen derslerini Fransızca okuduğumuz için, matematik ve fen derslerini, bütün terminolojiyi Fransızca olarak öğrendik. Türkçelerini hiç bilmiyorum. Şimdi öğretiyorlar, şimdi bu yabancı okullarda Türkçeleri de öğretiliyor terminolojinin. O zaman dershane diye bir sistem de yoktu. Belki tek bir dershane vardı ama bilinmiyordu. Ben mezuniyetten sonra, son sınavdan sonra o 15 günün birinci haftasını kendi kendime bu terminolojinin Türkçesini keşfetmekle geçirdim. Türkçe fen kitapları aldım, matematik kitabı aldım ve onları okuyarak kendi bildiğim terminolojiyle karşılaştırarak, ha, bu kelime bu olmalı, bu terim bu olmalı diye kendi kendime resmen keşfettim onları. Ondan sonra son bir haftada da bir test kitabı almıştım. Ona çalışarak girdim. Evet, sınav sonuçları geldiğinde ben Fransa'daydım. Bir Fransız mektup arkadaşım vardı. 10. sınıftan 11. sınıfa geçtiğimiz yaz o İstanbul'a gelmişti. Bize tatile bir ay bizde kalmıştı. Ben liseyi bitirdiğimde de babam beni mezuniyet hediyesi olarak Fransa'ya o arkadaşımın yanına tatile gönderdi. Orada aldım haberi. Ve tabii puanımın tıp fakültesini tutmadığını görünce çok üzüldüm. Ama sonra puanlar belli oluyordu ve sonra puanlar tek tek düşürülüyordu kayıtlar başladıktan sonra. Sanıyorum bizim zamanımızda 4-5 tane falan tercih yapılıyordu. Ben ilk tercihlerim tabii ki hepsi tıp fakültesiydi. En sona bir tane de eczacılık fakültesi yazmıştım. Eczacılığı yoksa hiç düşünmüyordum. Puanlar her hafta düştü. Yani bir puan kala falan kapandı. Ben eczacılığa kaydolmak zorunda kaldım. Diğer taraftan çok da şey değildim. Küçük abim de eczacıydı. O da bizim fakülteden 1968 mezunuydu. Bir taraftan da abimle meslektaş olacağım için seviniyordum. Ama gene aklım tıptaydı. Ben kaydolayım, bir yıl okurum, sonra tekrar sınava girerim, tıp fakültesine geçerim dedim. Yani o düşünceyle girdim. Başladım. Ama hoşuma gitti eczacılık. Diğer taraftan bir düşündüm. O zaman 4 yıldı tabii. 1 yılı bitmiş. Geriye 3 yıl kalmış. Ben tekrar sınava gireceğim. Tıp fakültesini kazanacağım. Başlayacağım. 6 yıl eğitim. Üstüne de ihtisas. Zaten sınıf arkadaşlarımdan 2 yıl hazırlık okuduğum için, 1 yılda eczacılıkta okuduğum için 3 yaş büyük olacağım. Burada da 3 yıl kalmış eczacı olmaya. Hoşuma da gitti dedim. Abimle de meslektaş olacağım. Kalayım burada dedim. Tekrar sınava girmedim. Ve hiç de pişman olmadım bugüne kadar eczacı olduğuma. Peki hocam, hazır yeri gelmişken sorayım. Eczacı olan abinizin izinden gitmek nasıl bir duygu? O çok hoş bir duygu. Abimle meslektaş olmak. 2 abim var. İkisiyle de aramızda çok yaş farkı var. Büyük abimle 13 yaş, küçük abimle 8 yaş vardı. Küçük abim maalesef 1994 yılının sonunda, yani yılbaşına 3-4 gün kala aniden kaybettik. 50 yaşındaydı. Çok genç vefat etti. O okurken de, yani o üniversiteye giderken, evet ben o üniversiteye gider eczacılık okurken ben sürekli Kasım Hoca'yı ve Haydi'm onda. Onları dinleyerek büyüdüm. Ve 68 kuşağı ilk boykotları yapan kuşak.
boykot ve işgalleri yapan kuşak. Yani o anılara ben yakından şahitim o durumlara ve ilk eczacılık gününü kutlayan 68 mezunlara çok yakından şahitim. O günlere nasıl kutlandı, nasıl yapıldı hepsine çok yakından şahitim. Devam ediyorum sorularıma. Eczacılık fakültesinde öğrenciyken her dönem olduğu gibi sizin de zorunlu stajlarınız vardı. Özellikle eczacı Şekip Öztürk'ün eczanesi, Öztürk Eczanesi'nde yaptığınız stajın sizin için çok değerli ve önemli olduğunu biliyorum. Staj günleriniz için söylemek istedikleriniz nelerdir? Birinci yılın sonunda ilk yaz tatilinde ben staj yapmak istedim. Demek staj yapmam lazım dedim. O zaman galiba 3 yıldı zorunlu stajım, pardon 3 aydı zorunlu stajımız. Şekip Öztürk ve ben de Fatih'te oturuyorum. Şekip Öztürk'ün eczanesi de bize çok yakın. Ayrıca Şekip Öztürk her iki yaşı. Ve o yazda kolu kırılmıştı, yardıma ihtiyacı vardı. Ben staja başladım. Bütün yaz, yani normal staj döneminden de fazla, ben bütün yaz staj yaptım. Ondan sonraki yazlarda ben 3 aydan çok daha fazlasını staj yaptım Öztürk Eczanesi'nde. Kışında cumartesi günleri yardıma gidiyordum. Ben hiç tezgahın arkasında durup eczanede ilaç tutmadım. Ben hep üst katta laboratuvarda ilaç yapıyordum. O kadar çok yapma ilaç gelirdi ki benimle birlikte staj yapan başka arkadaşlar da oldu bizim okuldan. Biz laboratuvardan aşağıya inemezdik hiç. Hele bir yaz hiç unutmuyorum. Bütün yaz sürekli pomad Wilkinson yaptık. Çünkü uyuz salgını vardı o dönem. Ve çok güzel, çok şey öğrendim o eczanede. İlaç yaparak, majistra ilaç yaparak. Ve bugün müzemizde olan kavanozlar, şişeler. O zaman biz laboratuvarda onları kullanıyorduk. O kavanozları, şişeleri, o porselen kavanozlar o kadar çok hoşuma giderdi ki sonra bir kısmını aşağıda kendi arkasındaki vitrine koymuştu Şekip abi. Mezun olurken o kadar çok yalvardım ki ne olur bir tane ver diye. Sonunda kıydı ve bir tanesini bana hediye etti. Şimdi benim burada eczacık tarihi vitrinimde, evdeki eczacık tarihi vitrinimde duruyor. Onun hatırası. Bu soruyu yazarken biraz da gözümün önünde Della Soda'ların mavi kavanozları vardı gözümün önünde. Benim arkadaşım Mehmet Ali Şenel'e de buradan sevgiler. Müzenin en değerli, bizler için en değerli parçalarından bazıları da onlardır. Bu Della Soda'ların kavanozlarıyla da çalışma fırsatı buldunuz. Bu konuda da bir şey söylemek ister misiniz deyip araya bir de korsan soru sıkıştırdım ben. Evet, o kavanozları nasıl satın aldığını anlatmıştı Şekip abi. 1958-59 mezunu sanıyorum. O Fatih'e, Saraçhane'den caddeye girince soldaki binadır. Orayı işte eczane olarak tutmuş, eczane olarak açacakken, hazırlarken Menderes istimlak etmeye karar vermiş oraları. Simlak edecekken ben diye düşünürken 27 Mayıs 1960 devrimi olunca tabii ki o istimlak işleri kalmış ve kurtulmuş o bina. Mezununda ailesinin en son ferdi, eczacı olan ferdi satışa çıkarmış. Ve Şekip abi gidip ondan satın almış bu kavanozları. Evet, o zamandan ben bu kavanozların nereden geldiğini hikayesini biliyordum. Ama çok daha sonra Della Soda ailesiyle çok daha yakından ilgilenmeye başladım yıllar sonra. Hatta Della Soda'nın bir torunuyla tanıştım. Arada sırada görüşüyoruz. O da Danvesyon'da okumuş. Yarı Belçika'da, yarı İstanbul'da yaşayan bir hanım. Onunla da tanışmak kısmet oldu. Ve çok bize belge verdi aileye ait. Sorulara geri dönmek istiyorum çünkü merak ettim, sormak istediğim çok soru var, süreyi de doğru kullanmak adına.
Öğrenciyken IPSA International gibi birlik ve kulüplere katılmanın ve bu oluşumlar ile çalışmalarda bulunmanın sizin için önemli olduğunu biliyorum. Sizin öğrenciliğiniz nasıldı? Eczacılık öğrencisi olduğunuz dönemleri nasıl değerlendirirsiniz? Kulüpten başlayayım. Benim öğrenciliğimde kulüp yoktu. Sadece IPSA vardı sanıyorum. Bir de Kulüp Aktüel vardı. Ben mezun olduktan sonra Kulüp Aktüel vardı. IPSA International'ı yani ayırıp o kulübü ikiye ayıran, International'ı ayrıca kuran Ahmet Hoca. İlk başlarda oydu danışmanı. Sonra dekan olunca bütün danışmanı ben oldum. Zaten öğrenci işlerinden sorumlu olduğum için 2016 yani öğrenciyle ilgili ne var ne yok her şey benden sorulurdu. Bütün kulüplerin danışmanı olarak da çok daha kolay işler idare edileceği için tek elden hepsinin danışmanı ben olmuştum. Sonra kulüp, daha çok kulüp kuruldu. Ben de dekan yardımcısı olduğumda öğrenciler hiçbir aktivite, sosyal faaliyet gösteremiyorlardı. Benden önce o tip şeyler öğrencilere izin verilmiyordu. İşte bir takım şeyler olur, çatışmalar olur, tatsızlıklar olur diye güvenlik açısından. Seminerler, kariyer günleri yapılamıyordu. İlk kez bana bir kariyer günleri yapalım diye teklifle gelen çok sevdiğim öğrenci ve müzede de bana çok yardım etmiş olan Onur Dal, eczacı Onur Dal. IPSA International'ı kuran zaten Ahmet Hoca ile birlikte kuran Onur Dal. Kariyer günleri yapalım diye geldi. Ben de ne kadar güzel bir fikir dedim. Ve kariyer günleri böyle başladı. Yani öğrencilerin sosyal faaliyetleri, hem bilimsel hem de sosyal faaliyetleri böylece benim dekan yardımcılığımla başlamış oldu. Ve ben her zaman öğrencilere derslerin dışında da araştırmaya yönlendirmek, keyif alacakları şeyler yapmaları, kendilerini geliştirmeleri için hep teşvik edelim. Güzel bir isme. Profesör Doktor Turhan Baytop ile öğrenciliğiniz döneminde mi konuştunuz? Sorun bu. Evet, Turhan Hoca'yla 4. sınıfta tanıştık. 3 ve 4. sınıfta farmakognozi okunuyordu gene. Laboratuvarlar 3. sınıfta sadece mikroskopi yapılıyordu. 1. yarı yıl sadece yapraklar, 2. yarı yıl diğer gruplar yapılıyordu. 3. sınıfta adını söylemeyeyim, ders anlatan hocanın dersine girdik. Hiç zevk almadık. İşte derse girmedik. Laboratuvarlarda da zaten asistanlarımız pek hoşgörülü değildi. Çok katı davranıyorlardı. Hiçbir şeye hiç kimse yardım etmiyordu. Açıkçası 3. sınıftayken ben farmakognoziden nefret ediyordum. Ve çok büyük konuşmuşum. Kesinlikle asistan olmam, okula girmem diyordum. Çünkü 1. sınıfta özellikle analitik kimya asistanlarımızdan çok şikayetçiydik. Çok kalaydılar. Yani öğrenciyi böyle adam yerine koymazlardı. Ben de çok sinirli. Ben de kala bir öğrenciydim. Böyle bayağı çatışırdık. Kala asistanlarımcı olarak. Kesinlikle asistan olmam. Hele bir birlik yapıp da girmeye kalksam kesinlikle girmeyeceğim türsü farmakognosi demiştim. 4. sınıfa geldik. Ders başladı. İlk derse girdik. Turan Hoca geldi derse. Ve ondan sonra biz büyülenmiş bir şekilde farmakognozi dinlemeye başladık. Resmen büyülendik ve farmakognoziye hayran olduk. Doğaya hayran olduk. Ve şu da gösteriyor ki bir dersi size sevdiren hocadır, anlatılış şeklidir. Farmakognoziden başka hiçbir şey düşünmez oldum. Turan Hoca öğrencilerle dekandı da o sırada öğrencilerle işte sohbet etmeye, laf atmaya, konuşmaya çok meraklıydı. Benim öğrenci dolabım üst kat meydanda, bizim kürsünün olduğu meydandaydı. İşte dolaptan eşya alıp koyarken falan Turan Hoca'nın da odası orada, gelip geçerken karşılaşırdı. Nasılsın diye sorar, daha işte nasıl gidiyor diye. Hava
Havacı Salı'na bir atlattığımız da vardı. Derken biz dördüncü sınıfta ben ve birkaç arkadaşımla bir ilk fabrika gezisini düzenledik. İzmit'teki ANSA antibiyotik fabrikasına bir gezi düzenlemek istedik. Turan Hoca'ya teklif ettik. Tamam, siz organizasyonu yapın dedi. Ben bağlantıyı kurarım, götürürüm size ama sorun çıkarmayacak öğrencileri seçin dedi. Çünkü gidip orada şeyler arası, fabrikada işçiler arasında devrimci fikirler yayacak öğrenciler oluyormuş. O yüzden götürmüyorlarmış. Birkaç arkadaşımla kendi bildiğimiz arkadaşları seçerek onlarla birlikte bir otobüs dolusu Ansa'ya gittik Turan hocamızla. Böylece daha da yakından tanımış oldu beni. Biz bir taraftan konuşuyoruz ama bir taraftan da bizi izleyen arkadaşlarımız mesajlar yazıyorlar ama çok güzel mesajlar var. Ama süremizi doğru kullanmak adına şimdilik onları es geçiyorum. Ama buradan mesaj yazan herkese sevgiler. Size de Eylül, Memnune, Hakan Can abi gibi isimler selamlarını, sevgilerini iletiyorlar. İyiyim öğrenci. Devam evet. ediyorum. Evet canım. Açıkçası ben de muhtemelen izleyenler de öyledir. Öğrenciniz olarak lisans üstü eğitimine başladığınız doktora sürecindeki duygu ve motivasyonunuzu çok merak ediyorum. Bu konuda söylemek istedikleriniz nelerdir? Ben asistan olmak istiyordum. Farmakopimizden başka hiçbir şey düşünmüyordum. Hiçbir zaman eczane açmayı düşünmedim. Hiç aklıma gelmedi. Ben araştırma yapmayı seviyordum. Ben lisede öğrenciyken de tam sınava çalışırken mesela bir konu ilgimi çekerdi. Sınava hazırlanıyorum. Sınava hazırlanmayı bırakıp o konuyu araştırırdım merakımdan. Araştırma yapmayı, yeni şeyler öğrenmeyi zaten çok seviyordum. Ve Turan Hoca'nın odasına daha mezun olmadan Turan Hoca'nın kapısını vurdum, girdim. Sorduğum soru şu: nasıl asistan olunur? Saf saf bir öğrenci geliyor. Şöyle baktı, hangi okuldan mezunsun dedi. Notre Dame de Sion dedim. Gel hemen alırım dedi. Benim kendimi farmakologunuzla buluşup böyle oldu. Mezun oldum işte. Hemen gittim. Beni doğrudan Güney Hoca'nın yanına götürdü. Güney Hoca yeni doçent olmuştu, Güney Sarıyer Hoca. Geldi, arkadaş bizim kürsüye girecekti. Size çalışmalarınızda yardım etsin dedi. Beni ona teslim etti. Benim kadroya geçmem, sınavı, kadronun açılması, ilan edilmesi, sınavın yapılması, kadroya geçmem 4 ay sonra oldu. Ama ben o 4 ay kadroluymuş gibi çalıştım. O arada doktora konum belli oldu. Papavertürleri, en sevdiğim konu. Hatta kadro tayinim gelmeden ben gidip bitkimi bile topladım. Doktora bitkimi bile topladım. Bizde o zaman yüksek lisans yoktu. Doğrudan doktoraya başlanıyordu ve dersler yoktu. Şimdiki yüksek lisans doktora dersleri yoktu. YÖK'ten sonra bu sistem getirildi. Yüksek lisans doktora sistemi getirildi. Yeter mi bu kadar? Şimdi benim için çok anlamlı ve güzel bir soruya geçiyorum. Eminim sorunun cevabını siz söylerken dinleyenler de en az benim kadar etkilenecekler ve bunu kendilerine rol model alacaklardır. Maalesef hayat her zaman bizleri güldürmüyor. Güzel şeylerin içinde bizleri etkileyen üzücü şeyler de yaşayabiliyoruz. Bu gibi durumlar olduğunda ben hep sizin annenizin hastalığı sürecindeki hayata ve okula tutunuşunuzu kendime örnek alıyorum. Bence bunu örnek alabilecek başkaları da vardır. O yüzden rica etsem o andaki duygularınızı, düşüncelerinizi ve hayata bakışınızı anlatır mısınız? Dördüncü sınıftayken annem bir mide kanaması geçirdi. Bu 1977 yılında oluyor. Pardon, 76 yılında oluyor söyleyeyim. O zaman sadece teşhis olarak röntgen çekiliyordu. Röntgen sonucu mide ülseri dendi. Bahar yarı yılı annemin sürekli yatması gerekiyor. Allah'tan yakındı evimiz. Ben sadece laboratuvarlara gelip gidiyordum, derslere giremiyordum. Bu şekilde idare ettim, laboratuvarlara gidip gelerek.
annemin yanına teyzemi bırakarak ve annemin yanından hiç ayrılmadım onun dışında. Bitirdikten sonra tam bir yıl sonra anneminle mide kanamasından bir yıl sonra şikayetleri çok daha vahim olmaya başladı. Röntgen çektirmek de o zaman oldukça zahmetliydi. Baryum içiliyordu. Biz de zorla röntgen çektirmeye razı ettik. Ve mide kanseri oldu ve artık inoperabil bir durumda. İşin çoktan geçmiş olduğu, işten geçmiş olduğu anlaşıldı. Hemen ameliyat edilmesi gerekti. Yoksa daha kötü olacaktı. Ve zaten ameliyat sonrasında da 6 ay yaşar dedi doktorlar. O dönemde ben kimseye bir şey belli etmemeye çalıştım. Her şeyden önce anneme kanser olduğunu belli ettim, etmedik. Ve tabii onun için de çok güçlü olmam gerekiyordu. Bir anda hem okulda asistan olarak çalışmaya başlamışım. Kadrosuz da olsa gidip geliyorum. Bir taraftan evin bütün sorumluluğu benim üzerimde. Bir taraftan annemin hastalığını, tedavisi benim üzerimde. Her şeyi ben takip ediyorum. O 4 ay kadroluymuş gibi gidip gelip çalışmam Turan Hoca tarafından çok takdirle karşılandığı için bana Turan Hoca şunu söyledi, annemin kanser olduğunu gidip söylediğimde, sen bundan sonra sadece annenle ilgilen, burayı düşünmeydi. Evet, ben annemle ilgilendim ama yine de birkaç saat ne de olsa fakülteye gidiyordum. Çalıştım, tüketmeye, ekstraksiyon çalışmalarıma da başladım. Ve hatta ilk maddelerimi bile, ilk alkaloidlerimi bile elde ettim. O birkaç saatlik gidip çalışmakta. O da bana zaten kendi kendime telkinle ben kimseye bir şey belli etmemeye, güçlü olmaya, kendi kendime telkinle bunu başardım. Hep zaten güler yüzlüydüm. Beni aynı şekilde görenler hiç bir derdim olduğunu düşünmezlerdi. Ay ne güzel, hiçbir derdin yok, tasan yok diyenler oluyordu bana. Ama işin aslını bilmiyorlardı. Evet, bir güç gerekiyor. Durumu değerlendirmeniz ve ona göre karar vermeniz gerekiyor. Yakınlarınız hastalanınca gerçekten güçlü olmanız çok önemli. Evet, acı bir şey oldu ama insana çok şey öğretiyor. Çok şey öğrendim. Ama pozitifliğimi kaybetmedim gene. Sizden cevabınız için çok teşekkür ediyoruz. Sorularıma devam etmek istiyorum müsaadenizle. Doktoradan sonra iki kez Fransa'da bulundunuz. Bu olayları nasıl gerçekleştirmeyi merak ediyorum. Benim hayalim Fransa'ya gitmekti zaten. Araştırma yaparken de Paris'te bir hoca vardı, onun ekibi izokinin akrobatikleri konusunda dünyada otoriteydi. Hep onun yayınlarından yararlanıyorduk. Ben hayalim onların yanına gidip o hocayla çalışmaktı. Tabii ki çok destekliyordu. 1980 yılında doktoramı bitirdim. Kasım ayında. Ben Mayıs ayında ilk kez 6 aylığına Paris'e gittim bu hocanın yanına. O zaman üniversitenin bir 40. madde kontenjanı vardı. Bilgi görgü arttırmak için gönderiliyordu. Bu maddeden gittim. Bu laboratuvara Güney Paris Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Profesör Andre Kavey'nin laboratuvarına. İlk 6 ay orada yine papaverler üzerinde çalıştım tabii ki. Doktora konumun devamını çalıştım. Çok iyi bir dostluk kurduk. Beni çok sevdiler. Orada hiç adaptasyon sorunu çekmedim. Çok güzel bir laboratuvardı. Döndükten sonra daha da çalışacak, yapacak çok şey var o konuda. Derken Fransız hükümetinin burs ilanı geldi. Ona başvurdum. O bursu kazandım. Ve Türkiye'ye döndükten sonra 11 ay geçmişti. Daha bir yılda olmamıştı. Bir yıllığına gittim. Fransız hükümetinin bursuyla gittim. Bir yıl orada çok sıkı bir şekilde çalıştım. Birçok yayın yaptık. Oradaki arkadaşlarımla, hocalarımla dostluğumuz hala devam ediyor. Daha sonra da kısa sürelerle gittiğimde, hatta bana akseptans gerektiğinde hemen
kütüphane araştırması yapmak üzere diye acceptance gönderiyordu hocam. O zaman internet yoktu evladım. Biz kütüphaneye kapatıp araştırma yapıyorduk ve Türkiye'de de bütün periyodikler yoktu. Onun için yurt dışına gitmek, literatür araştırması yapmak için çok önemliydi. 1985'te zehirli bitkiler üzerinde araştırma yapmaya başladık Turan Hoca'yla. Paris'teki zehir danışma merkezini görmeye, araştırmaya gittim o zaman. Onun dışında da kısa kısa ziyaretlerim oldu ve hala onlarla çok sıkı bir dostluk içindeyiz. Aradan 35 yıl geçtiği halde. Hatta daha fazla 40 yıl oldu. Çok iyi. Evet. Yine araya küçük bir korsan soru sıkıştırıyorum ben. Hiç Fransa'ya temelli yerleşmeyi düşündünüz mü? İmkan çıksaydı yerleşirdim. Bir sorun olmazdı benim için. Adaptasyon sorunu olmazdı. Orada da kendimi evimde gibi hissediyordum. Tabii en çok Boğaz'ı özlüyordum. Yani imkan olsaydı kalabilirdim. Sorun olmazdı benim için. Güzel cevap için de yine teşekkür ediyorum. Araştırma konularınızı sormak istiyorum şimdi. Evet, papaverlerle başladık Türkiye'de. Gelincik türleri, yabani haşhaş türleri. Hep derslerde size anlatıyorum. Türkiye'de 40 tane papaver türü var. Bunlar çok önemli. Yani haşhaş değil de gelincik diyebildiğimiz türler. Bu türler çok önemli ilaç endüstrisi için, yeni ilaçlar keşfetmek için. 1970'li yılların başında ilk kez bu türler üzerindeki araştırmalar anabilmiş. Turan Hoca başlatmış. Binay Sever Hoca'nın doçentlik tezinin konusu. İlk doktora yapan da benim bu konuda. Sonra birçok doktora yapıldı, yüksek lisans yapıldı, projeler yaptık. Bir ekip halinde Türkiye'nin bütün 40 papaver türünde çalıştık. Daha sonra 1985'te zehirli bitkilerle ilgilenmeye başladık Turan Hoca'yla. 90'da zehirli mantarlara el attık. 2000'li yıllarda hipericum türleri önem kazanmaya başladı. Ve ilk 2000'li yılların başında bir asistanıma hipericum yüksek lisans tezi yaptırdım. O arkadaş sonra ayrıldı ve şimdi Novartis'te ruhsatlandırmada yönetici pozisyonunda çok çalışkan bir arkadaştı. Özkan hocamızı yaptırdım. Sonra hipericum Türkiye'de 80 tane hipericum türü var. Ofisinal olan hipericum perforatum ama diğerleri de halk tarafından sarı kantar olarak biliniyor ve kullanılıyor. O yüzden mutlaka araştırılması gerektiğini düşünerek o konuya el attım ve ondan beri Esra ile ve daha sonra Ezgi Ersoy ile birlikte yani Esra ilk doktorantım. 5 tane yüksek lisans tezi daha önce yaptırdım. Esra'nın doktorasından önce yüksek lisans da dahil ama doktora olarak ilk Esra'ya doktora yaptırdım. Son doktorantım da Ezgi. Ezgi Ersoy, eczane eczacısı, çok çalışkan bir arkadaş. Hiperikumlara başladık. Hiperikumlar gerçekten derya gibi bir konu ve şu anda Esra ve Ezgi Türkiye'nin hiperikumları, dünyada hiperikumlar konusunda birer otorite oldular. Onlara çok güveniyorum. Ben onlara hiperikum kraliçelerim diye isimlendiriyorum. Hala araştırmalara devam ediyorlar. Tabii bunun yanı sıra tarihe de merak sardım. Eczacılık tarihi araştırmaları da yaptım. Ve yapmaya devam ediyorum. Bunları uzun uzun soracağım. Sorular da var ama şimdi şu anda soracağım iki soru içerisinde biraz da dedikodu barındırıyor. O yüzden cevaplarını çok merak ediyorum. Direkt bir sonraki soruma geçiyorum müsaadenizle. Profesör Doktor Türkan Saylan'ın öğrencisi, eşiniz Profesör Doktor Cemmat ile Eczacılık Fakültesi ve Tıp Fakültesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma esnasında tanıştınız. Böylece Profesör Doktor Türkan Saylan ile de yakından tanışma fırsatı buldunuz. Bize biraz hocayı anlatır mısınız? Önce bu çalışmadan bahsedeyim isterseniz. Ya da önce evet Türkan Hoca'yla Cem Mat'ın nasıl tanıştığından bahsedeyim. Cem Mat tıp fakültesini bitirmiş. Askerliğini yapmış, gelmiş. İşte ihtisas hazırlanacak. Türkan Hoca da Lepra Hastanesi'ni
kurmaya kalkmış. Gazeteye ilan vermiş. Doktor arıyor. Cem Hoca ve Lepra Hastanesi'ni Türkün Hoca ile Cem Hoca birlikte kurmuşlar. Yıllarca birlikte çalışmışlar. Daha sonra Cem Hoca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış. İhtisası biterken son işte uzmanlık sınavına gireceği sırada başka bir ünlü hoca ile Hasan Yazıcı Hoca ile Behçet hastalığı üzerinde çalışıyorlar. Behçet hastalarında sebum salgısını ölçmek istiyorlar. Onun için de bir hassas terazi gerekiyor. Ama hiçbir yerde bulamıyorlar. Sonra Turan Hoca, o sırada dekan, Hasan Hoca Turan Hoca'ya soruyor, hassas teraziniz var mı diye. O da var diyor. Gönder asistanı diyor. Sonra beni çağırdı, böyle bir çalışma yapılacak, sen ilgilen dedi. Evet, ben ilgilendim. Cemat'la birlikte hastaları da fakültemize getirerek bu çalışmayı yaptık. Hastalarda sebum salgısını ölçtük. Bu birkaç ay sürdü çalışma. İşte biz 85 yılının Kasım ayında falan çalışmaya başladık. Derken Haziran ayında evlendik. Ve zaten haberi verirken Turan Hoca'ya da siz farkında olmadan bir çırpçıtanlık yaptınız dedim. Yani Hasan Hoca ve Turan Hoca farkında olmadan yıldırım aşkına var. Aradan tam 34 yıl geçti. Evet, Türkün Hoca'yla tabii Lepra Hastanesi'nde mecbur hizmetini uzmanlıktan sonra Lepra Hastanesi'nde yaptı Cem Hoca. Tabii bu vesileyle Türkün Hoca'yla da tanıştım. Oradaki toplantılara ben gidiyordum, katılıyordum. Olağanüstü bir insandı Türkün Hoca. Mesleğini çok seven, yani hastalanması bile, kanser olması bile bütün enerjisini mesleğine vermesine engel olmadı. O, ben hastalığımı niçin düşüneyim? Önemli olan bu çalışmak diyordu. Hiç dert etmedi hastalığını ve sürekli çalıştı. Diğer taraftan ülkesini çok seven, Türk milletini çok seven ve çağdaş bir toplum yaratmak için çaba gösteren bir insandı. Nurlar içinde yatsın. Evet, yeter mi? Bu kadar dedikodu. Yine zaten Türkan Hoca'dan devam edeceğimiz için diğer sorumu müsaadenizle sormak istiyorum. Hiç unutmuyorum, bir yaz gecesi balkonda oturmuş YouTube'da Türkan Hoca'nın bir videosunu izlediğimi düşünürken aslında sizin de içinde olduğunuz bir videoyu izliyormuşum. Bunu çok videonun ortasında fark ettim ve o anki heyecanımla zaten bunu da hemen size yollamıştım ve o fotoğrafın hikayesini anlatmanızı rica etmiştim. Şimdi müsaadenizle o ana geri dönelim ve tekrar o fotoğrafın hikayenizi anlatmanızı rica edeyim. Evet, Türkün Hoca hem lepra, Türkiye'de leprayı tedavi eden ve bitiren kişiydi, onu söyleyeyim. Sonra Behçet hastalığıyla ilgileniyordu, Behçet hastalığı üzerinde çalışıyordu. Bu hastalık Akdeniz Havzası'nda, yani Türkiye'de ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde, Kore'de ve Japonya'da görülen bir hastalık. Türkün Hoca Koreli doktorlarla birlikte Türkiye-Kore Behçet Hastalığı Günleri diye bir toplantı başlattı. Bu toplantıya işte Cem Hoca da beraber birkaç kişi Kore'ye gittiler, Seul'e gittiler. Sonraki toplantı 2 yıl sonra İstanbul'da yapıldı. 1995 yılında. Tabii ki o toplantının organizasyonunda ben görev aldım, ben de çalıştım, yardımcı oldum. O gördüğüm fotoğraf, o burada yaptığım toplantıda Türkün Hoca evinde Koreli doktorlara verdiğimiz davetin bir fotoğrafı. Koreli hocalarla, doktorlarla çektirdiğimiz bir fotoğraftı. İşte ben mimikler yaptım, Türkün Hoca mimikler yaptı, onları ağırladık. Bir akşam yemeği verdik. Çok memnun oldular, çok hoşlarına gitti ve beni çok sevdiler. 2 yıl sonra Kore'de tekrar yapılınca toplantı, beni özellikle toplantıda gittim, böylece orayı da görmüş oldum. Evet, Türkün Hoca'yla anılarımız bunlar. Hocayla anılarınızı siz anlattığınızda hep benim aklıma sizin oğullarınızla gelir. Aradaki bağlantıyı
kurmuşsunuzdur, belki anlatmak isterseniz ben dinlerim ama sorum şuydu, şimdiki sorum. Okan ve Alper isimli iki oğlunuz var. Bildiğim kadarıyla oğullarınızın yaşları arasındaki fark da çok değil. İki çocuk annesi bir akademisyenin yaşadığı zorluklar nelerdir? Çok zor. Evet, iki çocuk annesi olmamın öğretim üyesi olarak, akademisyen olarak öğrencilere faydası oldu. Önce onu söyleyeyim. Evde gençlik problemleriyle uğraştığım için fakültedeki gençlerimin de problemlerini kolaylıkla çözüyordum. Okuldakileri de kendi çocuklarım gibi gördüğüm için yabancı bir şey değildi yani benim için. Okuldaki sorunlarla uğraşmak ve evdeki sorunlarla uğraşmak. Evet, aralarında 2 yaş var. Şimdi bir tanesi 33, bir tanesi 31 yaşında olacak yakında. Hatta Okan çok yakında 1 Mayıs'ta 33 yaşında olacak. Tabii küçüklüklerinden beri kıskançlık en baştaydı. Ve sürekli kavga ayırmakla geçti benim vaktim. Onları hiç yalnız bırakamıyordum. Akşam okuldan geldikleri saate eve yetişeyim diye koşa koşa geliyordum. Oldukça zordu. Hem onları ihmal etmeyeceksiniz. Ben bilgisayar başında bir şey hazırlıyorum. Biri sırtımla çıkar, biri ayağımın altında arabalarıyla oynar. Böyle ders hazırlardık, iş yapardık. Sonra bitki toplamamız lazım. Bitki toplamaya ve özellikle o dönem 90'da başladığımız mantar toplamaya hep birlikte giderdik. Yani onlar da bir şey olarak, yani bunu bir görev olarak değil, bir gezme olarak gördüler. Bu yani hem işimizi böylece yapmış olduk hem de ailemizi ihmal etmeden ikisini birleştirmenin bir yolunu bulduk. Bitki toplayan farmakognozdaki, farmasötik botanikteki bütün hocaların yaptığı bu. Çocuklarımızla ailecek gidiyoruz biz bitki toplamaya. Toplamayı daha çok küçük yaştan çok iyi öğrendiler. Amanitaları öğrencilere öğretmiş olabilirim ama amanitaları ikisi de çok iyi tanıyorlardı daha küçücükten. Ormana gidiyorduk. İşte amanita toplamaya özellikle 1994 yılında çok zehirlenme oldu İstanbul'da. Ve gittik ormana, dördümüz birden yayıldık. Amanitanın nasıl olduğunu anlatmıştım onlara. Yerden bir ses geliyordu. Anneciğim, amanita buldum diye. Tamam, topla diyordum. O amanita falloidesleri topladık, getirdik. Ya koridora dizdiler. 115 tane toplamışız. O kadar çoktu. Okan kreşe başladı. Üniversitenin kreşine gidiyordu. Bir gün hamurla oynamışlar. Akşam gittim onu almaya. Daha kapıdan girmeyle anneciğim, amanita falloides yaptım dedi. Evet, hamurdan bir amanita falloides yapmış. Şapkasının rengi, halkası, volvası, her şey ile aynı. Ve senelerce ortalıkta onların odasında dolandı o amanita falloides. Alper ilkokula başladı. İşte daha okuma yazma bilmiyorlar. Öğretmen resim çizin demiş. Benimki de nereden aklıma geldiyse amanita müskerye çizmiş. Ama adına daha okuma yazma bilmiyor. Öğretmeni çağırmış ve bunun altına amanita müskarya yazar mısınız demiş. İşte böyle sonra papaver toplamaya da gittik onlarla. Okan birkaç yıl önce İzlanda'ya seyahate gitti. Turistik seyahati. Bana botanik bahçesinden fotoğraf gönderiyor. Bak anneciğim, burada senin papaverlerini buldum diye. Yani öyle bir yerleşmiş ki onlara papaver ve amanitalar hiç unutmuyorlar. Ve şimdi de bunu yapıyorlardı. Ve böylece doğayı sever çocuklar yetiştirdiğime inanıyorum. Evet, Okan Nalp'in maceraları. Dilerseniz devam edelim. Profesör Doktor Turhan Baytop'tan bir sorumuza bahsettik ama hoca ile anılarımızın üzerinde konuşulacak çok şey var diye düşünüyorum. Bizlere Turhan Hoca'nın öğrencisi olmanın nasıl bir şey olduğunu ve hocanın ve eşinin eşi Asuman Baytop'un onur duyulacak akademik hayatları dışında nasıl insanlar olduklarını anlatır mısınız? Akademisyen olarak bütün yaşamlarını bilime adamış iki bilim insanıydı. Turan Hoca da, Asuman Hoca da. Onlardan çok şey öğrendim. Onlar okuyup araştıran
seven ve öğretmeyi seven hocalardı. Onlardan öğrendiğim kadar çok şey öğrenmedim ben kimseden. Ve o kadar önemli konularda kitaplar yazdılar ki onların kaynaklarını kullanmadan biz hiçbir araştırma yapamıyoruz. Türkiye'de ne farmakognozi ne eczacılık tarihi araştırması hocalarımızın kaynaklarından yararlanmadan yapmak mümkün değil. Onun dışında özel yaşamlarında, bir kere akademik yaşamlarında aslında Asuman Hoca da farmakognozi doçentiydi. Yani farmakognozi hocası. Ama 1960'ların başında farmastik botanik kürsüsünü kurmuş. Farmakognozi'den ayrılarak farmastik botaniği kurmuş. Ve farmastik botanik birbirlerine her konuda çok destek olurlardı. Ama hiçbir zaman birbirlerinin işine karışmazlardı. Yani birbirlerini gölgelemezlerdi bilimsel anlamda ama çok yardımcı olurlardı. Mesela ben Turan Hoca'nın yanına girerdim tezimle ilgili bir şey sormaya. Asuman Hoca orada olurdu. Hoca da farmakognozi hocası, benim sorduğum soruya yabancı değil konuya ki o. O hemen sizin işiniz var çalışacaksınız derdi ve çıkardı. Asuman Hoca'ya soracağımız bir şey olursa biz özel randevu alırdık Turan Hoca ile ve Asuman Hoca'nın yanına inerdik. Farmastik botaniğe. Çocukları çok severdi ikisi de. Okan'ı çok sık okula getirdim. İkisini de getirmeden başta tabii ki Okan geliyordu. Okan'ı çok severdi Turan Hoca. Okan Turan Hoca'yı Turhan Dede diyebiliyor. Bana Turhan Dede derdi. Turan Hoca mesela botaniğe falan inerken gelirdi. Gel benim adamım derdi. Alırdı onu işte botanikte herbaryumda. Onunla beraber dolaşırdı. Bazen gelirdim. Masamda not bulurdum. Anneciğim ben Turan Dede ile aşağı iniyorum, botaniğe iniyorum diye not bırakmış bana. Yani bir de getirdiğim zamanlar çok hoş. Asuman Hoca'nın sorusu. Sen küçük müsün? Hocam, hoca ile birlikte mantarlarla ilgilendiğinizi ve mantarlar üzerine çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Hatta çocuklarınıza bile çok güzel öğrettiğinizi biliyoruz. Bu çalışmaları ve mantar koleksiyonunuzu anlatır mısınız? 1990 yılında İstanbul'da çok mantar zehirlenmesi oldu. Yani ilk defa o zaman zehirli mantarlar o zaman duyuldu. Bu zehirlenme vakaları ondan önce herhalde Türkiye'de. İnanılmaz sayıda zehirlenme oldu. Turan Hoca dedi ki git bir bak şu ormana ne oluyor, nedir diye. Biz de bir ailece gittik 90 yılında. Demek ki biri 4 yaşında, biri 1 yaşında. Belgrad Ormanı büyük ben. Her taraftan mantar fışkırmış. O kadar güzel bir manzara ki. Fotoğraflar çektik bol bol, topladık çeşit çeşit. Ertesi gün o mantarları ben okula getirdim. Herbaryuma götürdük, serdik. Asuman Hoca biraz sonra heyecanla geldi. O mantarlardan bir tanesi Amantefalloides'miş. Ertesi gün Turan Hoca, Asuman Hoca üçü ormana mantar topladık. Ve böylece mantar maceramız başladı. Mantar zehirlenmelerini nasıl tedavi edeceklerini bilmiyorlar doktorlar. Türkiye'de mantarlar hakkında hemen hemen hiç yayın yok. Tabii internette olmadığı için biz yurt dışından mantar tedavisiyle ilgili, teşhisle ilgili yayınlar getirtmeye başladım, kitaplar getirtmeye başladım. Ve ilk tedavi Samatya Hastanesi'nde yapılan hemoperfüzyon tedavisi benim getirdiğim kitaptan bunu görerek doktor yardıma gittim. İşte bu kitaptan gösterdim. İlk bu zaman uyguladılar hemoperfüzyonu ve bu şekilde hastaları kurtarmaya başladılar. Sonra tabii mantarlar, çok mantar aramaya çok gittim İstanbul ormanlarına. Amantefalloides çok buldum. Panterina da buldum ama Amantemuscaria bulabilmek için çok uğraştım. Sonunda iki tanecik buldum. Marca Amantemuscaria peri masallarındaki mantar biliyorsun. Bu arada mantar biblolarına merak sardım. Mantar tebalı her şeye merak sardım. Mantar bibloları almaya başladım. Ya da mantar, üzerinde mantar işlemelerini bulsam alıyordum. Mesela gelincikli varsa şeyin üzerinde o beni çok ilgilendirir. Sonra arkadaşlar da gittikleri yerde
mantar bulduklarında, ilginç bir mantar bana getirmeye başladılar. Böylece bir mantar koleksiyonum, çok güzel bir mantar koleksiyonum oluştu. Şimdi onları eve getirdim ama daha kullerde duruyor bir yerde, sergileyemiyorum. Mantarları bir kenara bırakacak olursak, sizin iyi bir kaplumbağa koleksiyoneri de olduğunuzu sanıyorum bütün öğrencileriniz biliyordur. Bu yönünüzü de biraz anlatır mısınız? Evet, odama giren önce kaplumbağa koleksiyonumla karşılaşıyor tam karşıda. Türkiye Eczacı 1990 yılında Turan Hoca başlattı. Ondan sonra 2 yılda bir yapılmaya devam etti. 2002 yılına geldiğimizde ben düzenliyordum toplantıyı. Tabii hoca 87'de emekli olmuştu ama çalışmaya devam ediyordu. Bu toplantıların bir ortak simgesi yok. Bir simge bulalım buna dedi Turan Hoca. Çünkü her yapan fakülte farklı bir simge buluyordu. Toplantıya logo buluyordu. Turan Hoca şunu düşündü. Eskiden Osmanlı eczanelerinin vitrininde kaplumbağa kabuğu olurmuş. Sağlıklı yaşam ve uzun yaşam. Kaplumbağayı simge yapalım dedi. Ve kaplumbağa bizim simgemiz oldu. Sonra Turan Hoca kaplumbağa biblioları toplamaya başladı. Tabii biz de Eczacı tarih çalışanlar onun yolundan gittik. Turan Hoca zaten toplantı sırasında rahatsız, hastaydı. Bir katılamadı toplantıya. Toplantıdan 20 gün sonra da Haziran sonunda kaybettik hocamızı. Hocamızın vefatından sonra da Osman Hoca da biz de Eczacı tarih meraklıları kaplumbağa toplamaya devam ettik. Benim koleksiyonumdan daha büyük koleksiyonu olan Mert Sandalcı. Benimki de azın sanacak gibi değil. Ama hepsini sığdıramayacağım için eve. Tabii arkadaşlar da her gittikleri yerden kaplumbağa getiriyorlardı bana. Bir kısmını öğrencilerime, arkadaşlarıma hatıra olarak verdim. Bir kısmını şimdi görüldüğü gibi. Evet, sen onu seçmiştin. Evet. Bir kısmını eve getirdim ama kalanları hala fakültede duruyor, odamda duruyor, vitrinde. Bilmiyorum, belki onu ileride müzemize koyarlar. Umarım koyarlar. Kaplumbağa. Evet canım. Devam edelim. Biraz bahsettiniz ama ayrıca bir soru olarak da sormak istiyorum. Yani eczacılık tarihine nasıl ilgileniyorsunuz? Hoca ile çalışıp da eczacılık tarihine ilgi duymamak mümkün mü? Şimdi sizin başınıza gelenler gibi benimle çalışıp da eczacılık tarihiyle kafanızı şişirmediğim gün oldu mu? Evet, hoca eczacılık tarihiyle zaten mezun olur olmaz ilgilenmeye başlamış. 1985 yılında Türk Eczacılık Tarihi kitabını çıkardı zaten. Ben Paris'teyken Türk eczacılığı, Osmanlı eczacılığı ile ilgili kaynaklar istiyordu benden. Paris Kütüphanesi çok zengin. Türkiye ile ilgili, Osmanlı dönemi ile ilgili bütün kaynaklar orada zaten. Ben hoca için o kaynakları araştırıp fotokopisini alınca zarfa koyup hemen göndermiyordum. Ben de merak edip okuyordum. Zaten tarihe meraklıydım. Yani bilim tarihine diğer taraftan söylemem lazım. Lisedeyken tarih dersinden nefret ediyordum. Neredeyse sınıfta kalıyordum, tarihten bırakıyordu beni tarih hocası. Ben biraz anarşist ve de hakkına siz daha tahammül edemeyen biri olduğum için hocayla bir sürtüşme oldu ama ben haklıydım. Öyle ki yani bana resmen takarak beni bırakmaya kalktı ama diğer hocalar, Türk hocalar araya girerek beni geçirmesini sağladılar ve gerçekten nefret ediyordum tarihten. Ama tarih nefret edilecek bir şey değil. Size onu anlatmasını biliyorlarsa. Her şey gene size anlatılmasına geliyor. Sevdirme. Evet, eczacılık tarihi, bilim tarihi, mesleğimin tarihi benim hep zaten ilgimi çekiyordu. Turan Hoca'yla çalışırken de Turan Hoca dediğim ya hep öğretiyordu. Mesela bir ara tüliplerin, laleler üzerinde çalışıyordu. Her gün ya da ki her gün pres değiştirmesi gerekiyordu. Onlar pres kağıtlar değiştiriliyor. Pres değiştirirken beni yardıma çağırırdı. Yardım ederdim ve değiştirirken o her lalenin, her türün
inceliklerinin nasıl ayırt edildiğini, ne özelliği olduğuna anlatırdı o presi değiştirirken. O kadar çok şey öğrendim ki. Eczacılık tarihinde aynı şekilde hocayla çalışırken öğrendim. Hoca hafta sonu birçok şey okurdu. Pazartesi sabah gelirdi, giderdi işte odasına, merhaba derdi. Başlardı anlatmaya, o hafta sonu ne öğrenmiş, ne okumuş, ne öğrenmiş. Sonra anlatıp o kadar çok şey öğretirdi ki bitirince de şimdi sen bana yeni bir şey öğret derdi. Tabii ki araştırmaya motive ediyordu bizi. Biz de yeni şeyler öğrenmeye motive ediyordu. Ve bilgilerini hep paylaşıyordu. Böylece ben kendimi nasıl olduğunu anlamadan eczacılık tarihinin içinde buldum zaten. Eczacılık tarihinin ve müzenin içinde buldum. 1990 yılında Turan Hoca ilk Türk Eczacılık Tarihi toplantılarını başlattı. Halen devam ediyoruz 2 yılda bir. Ben 2002'de, 2012'de sesinizde bir sorun oluştu ama. Şimdi duyuyor musun? 2018'de de sizinle beraber yaptık son eczacılık tarihi toplantısını, biliyorsunuz. Ve tabii Turan Hoca emekli olduktan sonra müze hiçbir yazılı çizdi bir şey olmadan bana miras kaldı. Eczacılık tarihi dersi de bana miras kaldı. Çünkü bu konuyla hocanın peşinden buna sahip çıkan benden başka kimse yoktu. Ve böylece ben eczacılık tarihçisi oldum. Siz işe bulaştırdım. Vallahi bizler halinizden çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. diğer sorumuza geçiyorum. Fransız Eczacılık Akademisi ve Uluslararası Eczacılık Tarihi Akademisi'ne üye olan sayılı Türk bilim insanlarından birisisiniz. Bu konuda bir şey söylemek isterseniz eğer. Evet, Eczacılık Tarihi Akademisi, Fransız Eczacılık Akademisi'ne Osmanlı döneminde 5 tane Osmanlı eczacısı varmış üye olan. Akademiye üye olmak için bir asıl üyenin, akademi üyesinin yabancı muhabir üye olarak teklif etmesi gerekiyor. Sonra bütün üyelerin katıldığı genel kurulda oylanarak üye seçiliyor. Kaç kontenjan varsa, belli sayıda kontenjan var, üye sayısı artmıyor bu akademinin. Yani her isteyen buraya üye olamıyor. Sadece bir üye teklif edecek. Sonra bir komisyon bu başvuruları değerlendiriyor. Ve sonra genel kurulda da oylama yapıyor. Cumhuriyet döneminde Eczacılık Akademisi'ne seçilen ilk üye 1977 yılında Turan Baytok seçilmiş. Turan Hoca'dan sonra seçilen ikinci üye benim 1992 yılında. 1990 yılında hocanın düzenlediği Eczacılık Tarihi toplantısına Paris'ten Eczacılık Tarihi Derneği'nden ve bir kısımda akademi üyesi olan 70 kadar eczacı gelmişti. 70 kadar hoca gelmişti. Ve tabii ben onlarla ilgilendim. Beni böylece tanımış oldular. Hatta ben açılış konuşmalarını, dekan ve o gelen başkan açılış konuşmalarını ben simultane tercüme ettim. Bu Fransız üyeler beni yakından tanımış oldular. Ve bu gelen üyelerden bir tanesi Profesör Marcel Chenillon, Fransız Dünya Hocası'ydı. Beni bir yılında yabancı muhabir üye olarak teklif etmiş. Haziran'da genel kurulda ben üye seçildim. Benden sonra 2000'li yıllardan sonra seçilen 3 üye daha oldu. Selim Badur, mikrobiyoloji hocası. Tanıyorsun Selim Badur'u. Bir tane Ankara'dan bir hoca, Atilla Hıncal, emekli bir hoca. Ve son seçilmeye de Ahmet Araman Hoca. Yani şu anda 4 üye var. Ben, Selim Badur, Ahmet Araman ve Atilla Hıncal. İşin ilginci, ben, Ahmet Hoca ve Selim Hoca, biz üçümüz sınıf arkadaşıyız. Sen sınıf arkadaşıyız. Eczacılık Tarihi, Uluslararası Eczacılık Tarihi Akademisi'ne de Eczacılık Tarihi Uluslararası Kongrelere ben yıllardır katılıyorum. Artık hoca alanda da tanınmaya başladık.
1995'te ben düzenledim bu uluslararası kongreyi ve tarihindeki en muhteşem kongre oldu. Hala unutamıyorlar. O yılki yeni üye seçiminde de her yıl iki üye seçiliyor Uluslararası Akademi'ye. Beni seçtiler. Evet canım. Dedikodu içeren bir soruya geldik. Geçtiğimiz yıllarda okulumuzda düzenlediğiniz Uluslararası Eczacılık Tarihi Kongresi'nin açılış konuşmasını Profesör Doktor İlber Ortaylı yapmıştı. Kendisiyle olan yetişmeniz, tarihi olan ilginizle mi başladı? Hocayı nasıl bilirsiniz? İlber Ortaylı hocayı bu kongreden çok daha önceden biliyorum. Paris'te olduğum yıllarda benim Paris'teki arkadaşım Michel Nicolas öğrencilik yıllarından arkadaşlar İlber Ortaylı ve İstanbul'a geldikçe Michel onu da ziyaret ederdi. Hatta Topkapı Sarayı Müzesi müdürüyken ziyaret etmişti. Ben de öğrencilerimi açsınlar sarayın çeşitli yerlerini diye ondan rica ediyordum, yardımcı oluyordu. 1995 yılında Uluslararası Kongre'yi biz düzenledik. O kongrede bu kongrelerde bir açılış konferansı olmaz normalde. 5 tane konferans olur. Üyelerden işte verilen 5 konferans olur. Ama bir açılış konferansı konusu yoktur konsepte. Ben bunu ilk defa yapmak istedim. İlk önce 2 kişi vardı aklımda. Celal Şengör ve İlber Ortaylı bunu verebilecek 2 kişi vardı. Celal Şengör o tarihte ben seyahatte olacağım, veremem dedi. O yüzden İlber Ortaylı ile temasa geçtim. Tabii ki aramızdaki ortak arkadaşımız Michel Nicolas'dan bahsederek rica ettim vermesini, kabul etti. Şimdi açılış günü, açılış konferansına gelecek, ona olayı anlatmam lazım. Tabii o kongrede Michel de var, o da katılıyor. O kongre sırasında bana en çok yardım eden Burcu hocanız ve Buğra, arkadaşınız Buğra Özgün. Benimle nasıl koşturdular, deli gibi çalıştılar. Ben İlber Hoca'yı Galatasaray Üniversitesi'nden almaya arabasına Burcu Hoca ve Buğra ile gönderdim. Giderken biraz yol tıkalıymış, geç kalmışlar. Tabii ki dakik bir hoca olarak İlber Hoca çok bozulmuş, sinirlenmiş geldiklerinde. Niye geç kaldınız diye söylenmiş. İşte onlar da yatıştırmaya çalışmışlar. Böyle toplantılarda hoca konuşmacıları almaya organizasyon şirketini gönderirler. Böyle asistan öğrenci göndermezler. Onlar demişler işte hocamız size çok değer verdiği için bizi gönderdi diye. Yol boyunca yumuşatmaya çalışmışlar. Bir taraftan da bana mesajla bunu bildirdiler. Sinirlendi diye. Geldi araba dediler. Benim şeyimi göreceksiniz. O kongre merkezinin girişindeyiz. Michel sırtından tuttuğum gibi itekledim dışarıya. Git karşıla diye. Tabii sinirliydi ama arabadan inip de karşısında Michel'i görünce yelkenler suya indi. Yumuşadı İlber Hoca. Muhteşem bir konuşma yaptı. İngilizce irticaen ve herkes hayran kaldı. Ondan sonra hiç yani bizim açılış kokteylimize gelmeyi düşünmüyordu ama o kadar memnun kalmıştı ki beraber arabayla gittik. Bizim arabayla, benim işte dekanlık arabasıyla gittik. Feriye lokantasındaydı Ortaköy'de. Biraz kaldığı şeyimizde, işte açılış kokteylimizde. Ondan biri daha iyi bir dostluğumuz oldu. Tebin Hazı yaptığı Eczacılık Kongresi'nde de ikimizi eczacılık tarihi bilgisine çok güvendiğim derya gibi bir hocadır İlber Hoca. Devam ediyorum müsaadenizle. Akademik hayatınızı onlarca bilimsel yayın ve kitap sığdırdınız. Özellikle kitaplarınızın hem eczacılar hem de bu alana meraklı insanlar için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kitaplarla ilgili neler söylemek istersiniz? Fark ettiğim konulara araştırdım. Derste de hep sevdiğim konuları anlatırdım. Sevmediğim ders konularını anlatmam gerektiğinde öğrenciye de söylerdim. Ya bu konuyu hiç sevmem ama bunu öğrenmek zorundasınız. Ne yapalım anlatıyorum diye. Üniversiteden zevk almasını istedim hep.
ben nasıl keyifle anlatıyorsam kitapları da keyif aldığım, sevdiğim konuları araştırdım ve kitap haline getirdim. Ben nasıl bunlardan keyif aldıysam, hoşuma gittiyse okuyanlar da keyif alsın, bunları öğrensinler, bunlar çok ilginç diye yazdım ben bu kitapları ve yazmaya da devam edeceğim inşallah. Sizinle bekliyoruz yeni kitaplarınızı. Akademik hayatınızın evet. yanında da yüksek bir entelektüel birikime sahip olduğunuzu biliyorum. Hafif Temas akademinin dışında nelerle ilgili? Her şeyden önce kitap okumak. Bunu çok seviyorum, benim tek değil. En büyük zevk aldığım şey, benim bütün tatillerimde kitap okuyarak geçer. Sonra müzik, klasik müzik en başta. Sanat, tiyatro, sinema. Ben küçüklüğümden beri, ben çok iyi bir tiyatro izleyicisiydim. Şimdi sizlerin bilmediği o bütün o eski tiyatroları, tiyatro sanatçılarını ben çok iyi tanıyorum. Bütün oyunlarına gitmiştim. Daha küçükken annemle babamla onların oyunlarına gidiyordum. Benim tatillerim de okuyarak, şeyler yaparak geçiyor. O yazdığım kitaplar nasıl yazıldı zannediyorsunuz? Tatillerde yazıldı. Plajda güneşlenirken ya da şemsiye altında kucağında kitapla oturuyordum ben. Ve her vakti anımı, yani benim zevk aldığım çalışmak, okumak ve araştırmak. O nedenle benim için en büyük tatil o, onları yapabilmek. Evet. 10 yılı dekan yardımcılığı olmak üzere yönetim kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği, senatörlük, bölüm başkanlığı ve ana bilim dalı başkanlığı gibi idari görevlerin de bulunduğu 42 yıl 1 aylık akademik hayatınıza 1 Ocak 2020 tarihiyle yeni bir sayfa açtınız. Nasıl hissediyorsunuz hocam? 67 yaşına geldiğimi bilmiyorum. Neyse, öyle dediler, kabul ettik. Evet, nasıl hissediyorum? Böylece bir kere stresten kurtuldum. O idarecilik stresinden kurtuldum. Onun için çok memnunum. Rahatladım. Hep okumak, yapmak istediğim şeylere daha fazla zaman ayırabiliyorum. Keyifle onları yapabiliyorum. Ama gidiyor tabii ki. Yani evden çıkmak istemiyor canım. Evde kitaplarım burada nasıl olsa. Tabii daha fakültedeki bütün kitaplarımın hepsini eve taşıyamadım. Gelince daha iyi olacak. Kitaplarımdan ayrılamıyorum. Kitaplarımla ben mutluyuz. Evet. Bir önceki soruda da söylediğim gibi dolu dolu bir akademik kariyere sahipsiniz ama yüksek lisans ve doktora öğrencilerinize hiç değinmedik. Siz kabaca bir değinmiş bulundunuz. Kaç tane yüksek lisans öğrenciniz oldu? Kaç tane doktora öğrenciniz oldu? Bu öğrencilerinizle aklınızda kalan anılar var mıdır? Neler anlatmak istersiniz? 8 tane yüksek lisans yaptırmışım. 5 tane de doktora. Dediğim gibi ilk doktorantım Esra Eroğlu Özkan. Onun yüksek lisansını da yaptırmıştım. Son doktorantım da Ezgi Ersoy. Eczanesi olan arkadaş. Onlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani hiperikumcu doktorantlarım benim. Tabii çok keyif alıştık onlarla. İkisi de çok iyi bir araştırmacı. Hatta Ezgi'nin bitirme tezini de ben yaptırdım. Öğrenciliğinden de çok iyi tanıyorum. Bitirme tezi çay hakkındaki her şeyi araştırdı. Çayın sağlığa faydasını, yani doktoraya devam etsin, doktora yapsın istedim. Ama babası da eczane açmasını istiyor. En sonunda ben çözümü buldum. Babasını da kıramıyor. Sen git babana eczane aç, gel benimle doktora yap dedim. O da onu yaptı. Şimdi hala bitirdi. Geçen yıl 2019 Şubat'ta bitirdi doktorasını. Böylece son doktorantım oldu. Doktora jübilemi yaptım. Eczanesini de çok ciddi bir şekilde devam ettiriyor ama bilimsel çalışmaları da devam ediyor. Esra Hacı'yla ikisi de halen biz hiperikum ekibi olarak çalışıyorlar. Ben de onlara yön vermeye,
onları motive etmeye, elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Evet, ben hep ilgi duyduğum konularda zaten konu veriyordum. Gerek yüksek lisansında, gerekse bitirme tezlerinde. Kendi ilgi duyduğum, sevdiğim konuları konu olarak verdim. Afikamat emeklilik günlerini nasıl geçiriyor? Ama aslında bu soruda şunu da sormak istiyorum. Afikamat'ın yeni projeleri nelerdir? Bizi neler bekliyor? Çok proje var. Yapacak o kadar çok şey var ki. Düşünüyorum. Bilgisayar başında ben elimde kitabı ve makaleyi elimde tutmayı seviyorum. Bilgisayarda da okuduğum oluyor ama ekrandan okumaktansa elimde tutup okumak, önemli yerleri işaretlemek benim için o en çok hoşuma giden. Kitaplarımla çevrili bir vaziyette yaşıyorum. Kitap okuyorum. Yeni proje çok. Bir kere daha emekli sırada Sihirli Mantar'ı yazmak için söz vermiştim. Bir tarafta o cebimde duruyor. O çalışmalar devam ediyor. Ben bitkisel ilaç hammaddeleri toplantısına çağrıldım. Haziran'da yapılacaktı, ertelendi korona nedeniyle. Orada tıbbi mantarları anlatacağım. Ve tabii ki birdenbire kendimi tıbbi mantarlara gömülmüş olarak buldum. Ve çok ilginç şeyler öğrendim. Demek ki tıbbi mantarlarla ilgili kimse bir şey bilmiyor. Zaten zehirli mantarlar hakkında da kimse bir şey bilmiyor. Öncelikle tıbbi mantarlarla ilgili bir makale yazmak istiyorum. Doktorların da faydalanabileceği. Zehirli bitkiler ve zehirli mantarlar kitabı artık 20 yıl oldu mantarlar. Bitkiler, zehirli bitkiler de 89'da çıktı. Yani orada neredeyse 30 yıl olmuş. Yeniden yazılması gerek. Çünkü yenilikler oldu. Yeni mantarlar çıktı, zehirli mantarlar. O planım var. Zehirli bitkiler ve zehirli mantarlar kitabı. Onu da Emine Akalın Hoca'yla botanik bölümünü ona yazdırarak bir ortak çalışma yapmak istiyorum. Tabii müzenin kataloğunu mutlaka yapmam gerekiyor. Müzemizi resmi olarak tescil ettik. Kültür Bakanlığı'na bağlandı. Okurken hep aklıma geliyor, bunu da yazayım, şunu da yapayım diye. Bu arada biliyorsun narkotik halüsinojenik bitkilere de meraklıyım dersini ben açtım, o dersi, ve büyük keyifle veriyordum. Sizlerle son kez yaptık. O konuda da bir kitap yazmak istiyorum. Bu narkotik halüsinojenik bitkilerle ya da bitkisel keyif vericilerle ilgilendikçe herkes bana merak edip kullandın mı diye soruyor. Yok, niye kullanayım? Hayattan keyif almacım yok ki benim. Hayat zaten çok güzel. Keyif almasını kendin sen bileceksin. Evet canım. Hocam, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce sözü tekrar size bırakıyorum. Ben de dahil olmak üzere sizi dinleyenlere son olarak söylemek istedikleriniz varsa eğer. Var tabii. Yaşlı hocalar nasihat eder değil mi? Evet. Her şeyden önce mesleğinizi sevin. Size birinci sınıftan ilk başladığınız günden söylediğim bir şey var. Bu fakülteye bir şekilde adım attınız. Ya isteyerek ya istemeyerek ya ailenizin isteğiyle başladınız. Her şeyden önce eğitiminizi ciddiye alın diyorum birinci sınıftan. Mesleğinizi sevin ve mesleğinizi severek yapın. Başarılı olmak istiyorsan 42 yılımı sevdiğim işi yaparak geçirdim. Ve çok sevdiğim işi yaparak çok keyifle geçirdim. Mark Twain'in çok hoşuma giden bir sözü var. Başarının sırrı işinizi eğlenceniz yapmanızdır. Evet, ben bunu prensip edindim. Derslerimde de mümkün olduğu kadar sıkıcı ders anlatmamaya ve arada espriler de yapıp öğrencilerin de esprilerini dinlemeye, gülmeye zaman ayırarak geçip her zaman öğrencilerden gelen bildirimlere her zaman açıktım. İlk asistanlığa başladığım yıllarda öğrencilerle aramızda çok az yaş farkı vardı. Biz hepimiz arkadaştık.
Onlarla öğlen de pimpon oynardık. Akşam çıkınca çay içmeye, kahve içmeye giderdik. Bizim nesil şimdi hocalarınız, yakında benim peşinden de hepsi emekli olacak. Biz öğrencilerle gezdik. Pikniklere giderdik. Çok yakın, yani kardeş gibiydik gerçekten. O zaman kardeşlerimdi. Büyüdüm, yaşlandım, hoca oldum, çocuklarım oldunuz. Evdeki çocuklarımın sorunları, gençlik sorunları nasılsa sizin sorunlarınız da bana yabancı değildi, onlarla ilgilendim. Ama her şeyden önce berek yapın. Hem mutlu olursunuz. Fakülteyi bitirdiniz diye okumak bitti zannetmeyin. Çok hızla geçti. Sürekli yenilemeniz lazım. Mesleğinizdeki yenilikleri takip etmeniz lazım. Yani okumanız bitmeyecek. Ezan bitti artık, sen demeyeceksiniz. Okuyacaksınız, kendinizi geliştireceksiniz ki hastalarınıza çok iyi danışmanlık yapabilirsiniz. Yani meslek içi eğitim seminerlerine katılmanız şart ve okumanız şart, takip etmeniz şart. Sağlığınıza şu anda zaten bu dönemde gördüğünüz olay, sağlığın ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Sağlığınız önemli, sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınız olduktan sonra başaramayacağınız, üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir problem yoktur. Mesleğinizi icra ederken meslek etiğine dikkat edin. Bu çok önemli. Neden çok önemli? Hele şu son dönemde de gördük eczacılığın, eczacıların ne kadar yanlış tanındığını, ne kadar yanlış tanıtıldığını. İmajımızı yeniden düzeltmemiz gerekiyor. Eczacının hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Mesleğimizi doğru tanıtmamız gerekiyor. Belki yanlış tanınmasında bir miktar bazı meslektaşlarımızın da payı vardır. Ama sizlerin görevi yeniden mesleğinizi kazandırmak olmalı. Onun için etik davranmalısınız ve eczacıyı doğru tanıtmak için halka elinizden geleni yapmalısınız. Son yaptırdığım bitirme tezlerinden biri sizin arkadaşlarınızdan Enes Kabaoğlu'nun tezi. Sinemasında ve filmlerinde ve dizilerinde eczacılık temasını işledi. Sonuç gerçekten iç karartıcı, çok sinir bozucu. Eczacılık o kadar kötü anlatılmış, o kadar kötü tanıtılmış ki. Zaten tezin sonunda Enes'le bu konuda mutlaka doğru düzgün eczacılığı anlatan bir belgesel yapılması gerektiğine karar verdik. Evet, sizler de mesleğimizi doğru tanıtmak için elinizden geleni yapacağınıza ben inanıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum kendi adıma, birliğim adıma, arkadaşlar adına. Açıkçası bundan birkaç ay evvel daha böyle bir hastalık durumu söz konusu değilken sizinle oturduğumuzda bu anıları neden kitaba dökmediğinizi, neden bir kitap haline getirmediğinizi sormuştum size. Ama o zaman bilmiyordum ki böyle bir durum olacak. O zaman merak ettim ve sorduğum şeyleri böyle bir ortamda sunabileceğim ve sorabileceğim. O zaman bilmiyordum tabii ki. O anlamda kendi adıma özellikle çok teşekkür ederim. Çünkü bu güzel anılar, bu güzel bilgiler insanlara bir şekilde iletildi diye düşünüyorum. Katılımınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yayının başından sonuna kadar dinledikleri için. O zaman müsaadenizle kapatalım, veda edelim. Bu arada şunu da söyleyerek kapatmak isterim. Bundan sonra içimizdeki İlham canlı yayınlarının moderatörlüğünü ben yapmayacağım. Başka bir arkadaşımız yapacak ama ben gündeme dair programının moderatörü olarak yine çalışmalara devam edeceğim. İpsa'nın farklı canlı yayın serisi şu ana kadar geldiği gibi kaldığı yerden devam edecek. Burada bu canlı yayında tıpkı Afife Hocam gibi hayatından ilham alabileceğimiz insanları misafir ederek onlarla güzel sohbetler gerçekleştireceğiz. Öteki tarafta zaten bildiğiniz üzere gündeme dair sorunları irdeleyerek ilerletmeyi planlıyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencileriniz size kalpler ve çiçekler yolluyorlar hocam.
Ben yorumları görebiliyorum ama siz ne yazık ki göremiyorsunuz. O zaman bir sonraki içimizdeki ilham programında görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın diyorum. Hoşçakalın. Show we will shut that down. In the party, they don't make it cause somebody.